Zeki Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Çelik şunları söyledi. Anketlerde diyorlar ki AK Parti kaybedecek, Cumhur İttifakı kaybedecek diyorlardı ki altılı masa kazanacak, siz ne yaptınız? Altılı masayı, masanın altındakileri, arkasındakileri, masanın etrafındakileri Adana'da sandıklara gömdünüz. Onlar da o günlerde altılı masa olarak bir araya geldik, yedili masa olarak bir araya geldik. Türkiye'yi biz yöneteceğiz ve böylece altımız birden karar vererek önümüze devam edeceğiz diyorlardı. Ben de buradaki toplantımızda ve diğer mahalledeki toplantılarımızda diyorum ki 6 kişiyle bırakın siz Türkiye'yi yönetmeyi, siz çay bile demleyemezsiniz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tuttular altılı masanın günahını Bay Kemal'e yıktılar. Her gün birbirlerinin aleyhine söz söylüyorlar ve bugün siz kardeşlerimiz sayesinde altılı masa oy veren vatandaşlarımız bile iyi ki bunlar sandığa gömülmüş diyor. Bunlar Türkiye'yi altılı masa diye bir kötülük projesi dayattılar ama siz buna müsaade etmediniz. Gerçekten hani derler ya verilmiş sadakamız varmış diye, gerçekten Allah bunlara fırsat vermesin dedi. Vali Köşker'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Doktor Mustafa Yiğit, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile diğer müteşebbis heyet üyelerinin katıldığı toplantı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. İmar planları, arsa tahsis bedelleri ve altyapı inşaatları gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Vali Köşker, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin kentimize sanayi alanında yapılacak yardımları yatıracağını dile getirdi. Adana'mızın ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sunacak olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an evvel faaliyete geçmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Vali Köşker, Organize Sanayi Bölgesi hayata geçtiğinde Adana'nın istihdam gücünün artacağı ve kentimizin ekonomik geleceğinin daha iyi bir seviyeye ulaşacağını belirtip bu amaçla yürütülen tüm çalışmaları daima yakından takip ettiklerini ifade etti. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sonlandırıldı. Adana'da 31 Mart yerel seçim heyecanı Büyükşehir Belediye Başkan adayları düzeyinde devam ediyor. Hafta içerisinde ilçe adaylarının da açıklanmasıyla heyecan katlanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İl Başkanı Ozan Gülaş'tı, Milletvekili Faruk Aytek ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in katılımıyla Bey Mahallesi'nde vatandaş buluşma toplantısı gerçekleştirildi. Büyük coşkuyla karşılanan Ömer Çelik, yaptığı konuşmada AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu yaşayan iller biliyor. İnşallah 31 Mart'ta da sizlerin oylarıyla Adana bu fırsatla tanışacak. Belediye hizmetleri noktasında bu şehrin geri kalmışlığını hep gelecekte çözüme kavuşturacağız dedi. Cumhur İttifakı olarak günler değişecek. Bugün de oradayız. Yarın da orada olacağız. Aslanın gözü bizdedir. 100. yılda Cumhuriyetin.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşker 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Adana'daki tabloyu paylaştı. Köşker, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin %43 oranında tamamlandığını, 2040 binada ise yıkımların devam ettiğini açıkladı. Vali Köşker, TOKİ tarafından toplam 3204 adet afet konutu inşa edilmekte. Bu konutların 1589 adetinin Şubat ayı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Yapılan inşaat çalışmalarının toplam 8122 hak sahibi vatandaşımız faydalanacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu dikkat çekerek önlenebilir acıların bir daha yaşanmaması için depreme karşı etkin önlem alınmasını, daha fazla vakit kaybetmeden acil eylem planı hazırlanarak harekete geçirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'daki merkezdeki yönetimle yerel yönetimi el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi, şu anda Hatay garip kaldı açıklamasına tepki gösteren Barut, görevini yapmayıp halkımızı acılara boğanlar, en dar ve en zor zamanlarda yalnız bırakanlar, hala halka hakaret ederken bir yandan da suçlarını itiraf ediyorlar dedi. Dün geçirdiği bir kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Başkanı vefat etti. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, acı haberi, üzgünüz Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Başkanımız, kıymetli dostumuz, değerli mücadele arkadaşımız Mehmet Orkun Dövüşçü'nün kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybettiği büyük bir acıyla öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, kederli ailesini ve parti camiasını camiamızın acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyorum dedi. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.